Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi bi adedi zerratil kainati ve mürekkebatiha. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakemat birinci makaleden okuyorduk. Altıncı meselede kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Muhakkaktır ki tenzilin hassa-i cazibedarı icazıdır. Tenzil Kur'an-ı Kerim'in 23 yıl içerisinde inmesi, bölüm bölüm inmesi, indirilmesi, nazil olması. Bunun cazip olan tarafı, ilgi çekici tarafı mucizevi oluşudur. Mucizevi hem kelime anlamında karşısındakini aciz bırakan zannediyorum. Hem de ilahi bir kaynaktan gelmesi. İcaz ise belagatın yüksek tabakasından tevellüt eder. Yani mucizevi oluşunun kaynağı ise belagatın yüksek tabakasından ortaya çıkar. Belagat bir sözün güzel söylenmesi, hatasız, eksiksiz, kusursuz söylenmesi anlamında. Belagat ise hasais ve mezaya bahusus istiare ve mecaz üzere müessesedir. Belagatın kurulu olduğu üzerine temeli diyelim. Belagatın temeli ise hisler ve meziyetler özellikle istiare ve mecaz üzere müessesedir. Kim istiare ve mecaz dürbünüyle yani benzetme dürbünüyle temaşa etmezse mezayasını göremez. Burada kritik cümle şu gibi geldi bana. Belagat ise hasais ve mezaya bahusus istiare ve mecaz üzere müessesedir. Yani Kur'an-ı Kerim'deki teşbihler ya da Resulullah'ın hadisindeki teşbihler daha çok şunu söylememiz gerekiyor, şunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Burada teşbihler var, mecazlar var fakat bunun sebebi ne? Yani neden bu benzetmeler kullanılmış? Bunun üzerine daha detaylı konuşabiliriz gibi geliyor bana. Benim aklıma gelenler şunlar. Şimdi biz alemi şehadetteyken alemi gaybı anlamaya çalışıyoruz. Alemi gayb yani kelime karşılığı olarak bilinmeyen alem olarak çevriliyor da ben o zaman bilmediğim bir şeye nasıl iman edeceğim ki? Yani şöyle bir teklifte bulunuyorlar bana. Alemi gayb var yani bilinmeyen bir alem var. Sen gel buna inan. Aklınla anlayamazsın bunu fakat buna inanmalısın gibi bir teklif. Yani aslında akıl tarafından reddolunması bir teklif. Peki nasıl anlayacağım? Alemi şehadete bakarak anlayacağım. Fakat alemi gaybla alemi şehadetin formları, süreleri birbirinden çok farklı. Sadece bir takım benzetmelerle, benzeyişlerle bunu anlayabilirim. Fakat şunu da bileceğim ki buradaki ölçülerle alemi gaybdaki ölçüler birbirinden farklı. Geçen hafta da bunu daha detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Buranın ölçülerini oraya uyarlayamayacağımın da farkında olacağım. Fakat alemi gaybı da anlamak için alemi şehadetten başka, yani şahit olduğum alemden başka elimde bir done yok. Yani bunu da göz ardı edemeyeceğim. Bu tutarlılığı da görmem lazım. Bunun için de teşbihlerin kullanılması, buradaki mecazların ve istiarelerin kullanılması benim olayı anlayabilmem için bir zorunluluk. Benim bu işi anlamlandırabilmem için, manidar olabilmesi için benim açımdan bu bir zorunluluk. Böyle benzetmelerin kullanılması. Hani sınıfta da mesela biz de ders anlatırken çocukların bilmediği bir şeyden
bahsedeceksek eğer, ilk önce bildiklerinden yola çıkarak öğrenmelerini istediğimiz konuyla ilişkisini bazı benzetmelerle kurarız. O bilgilerinden yararlanarak bunları anlamasını isteriz. Teşbirlerin kullanılmasında önemli bir husus da avamın, yani bizim gibi insanların anlayabilmesi içindir. Bu benzetmelerin kullanılması. Yani ortalama esas alınır. Zira yani çok zeki olanlar bu konuda kendi duygularını, fikirlerini çok iyi kullanıp geliştiren insanlar zaten o benzetmelerde avamın anladıklarının ötesinde bir takım şeyler de anlayabilirler ve bunu da ortaya koyabilirler. Fakat avamın, genelin anlayabilmesi için de teşbihlerin kullanılması bir zorunluluktur. Bu ve bunun gibi birkaç şey daha söylenebilir ama bunlar bana önemli geldiği için burayı biraz açmak istedim. Zira eshan-ı nasın, yani insanların zihinlerinin tenisi için, alışması için esali bir Arap'ta, Arap edebiyatında, Arapların kullandığı üslupta yenabi-i ulumu, yani ilimlerin kaynaklarını isale eden, akıtan tenzilin içinde tenezzülat-ı ilahiye tabir olunan müraat-ı efham, yani anlayışlara dikkat etme ve ihtiram-ı hissiyat, hislere dikkat etme, özen gösterme ve mümaşat-ı esham vardır. Yani zihinlerle bir paralellik halinde olması gerekir. Zihinlerle uyumlu olması gerekir diyelim. Bu prensipleri ortaya koyduktan sonra şöyle devam ediyor. Vakta ki bu böyledir. Ehli tefsire lazımdır ki, yani şimdi bunu neden anlattı? Bu prensipleri neden ortaya koydu? Kur'an'ın ayetlerini, Resulullah'ın hadislerini anlamaya çalışırken işte bu benzetmeler karşımıza çıkacak. Biz de bu benzetmeleri aklımızla anlayacağız. Fakat bu benzetmeleri de nelere göre değerlendirmemiz gerektiğini farkında olmamız lazım. Yani bunların birer istare ve mecaz olduğunun farkına varmamız lazım. Hakikatin kendisiymiş gibi kabul etmememiz lazım. Geçen derslerde konuştuğumuz gibi işin kabuğuna takılmamamız lazım. Zahiriyun olmamamız lazım. Bunları akılla tevil edeceğiz. Tüm bunları bunun için söyledi. Bu prensipleri Kur'an'ın ayetlerini anlarken bu benzetmelerin farkında olup aklımıza yaklaştırmak, aklımızda anlayabilecek duruma getirmek için bu prensipleri koydu. Ehli tefsire lazımdır. Yani ehli tefsir, Kur'an'ı anlamaya çalışan, eserleri yazan kimseler şunu göz önünde bulundurmak zorundadırlar. Kur'an'ın hakkını bahş, hakkını verme ve kıymetin noksan etmesin ve belagatın tasdik ve sanı tevil etmesinler. Belagatın tasdikini ve mührünü taşımayan bir anlayışla Kur'an'ı yorumlamaya kalkışmasınlar. Zira her hakikatten daha zahir ve daha vazıh, yani daha açık, daha görünür bir şekilde tahakkuk etmiştir ki, şu anlaşılmıştır ki, Kur'an'ın manaları hak oldukları gibi tarz-ı ifade ve sureti manası dahi beligane ve ulvidir. Yani hem manaları mucizevi hem de söyleniş tarzı, tarz-ı ifade ve sureti manası onlar dahi son derece beligane ve ulvidir. Cüz'iyatı o madene irca ve teferruatı o menbaa ilhak etmeyen Kur'an'ın ifa-i hakkında mutaffifinden oluyor. Yani haksızlık yapıyor ölçü ve tartıda. Neyin ölçü ve tartısında haksızlık yapıyor? Kur'an'ın anlamlarını yorumlamaya çalışırken bu kriterlere uymadığı için, bu prensipleri, ilkeleri göz önünde bulundurmadığı için o manalardan çok büyük hırsızlık diyeceğim de öyle söyleyeyim artık, hırsızlıkta bulunuyor. Burada cüz'iyatı fertler olarak çevirmiş Risale'de ama burası bana sanki Kur'an'ın içindeki bölümler gibi geldi daha çok. Belki ben yanlış anladım, bilmiyorum. Kur'an'ı açıklarken de bunu Kur'an'ın içerisinde yapmalıyız. Yani Kur'an'ın bir bölümünü anlarken
anlamaya çalışırken müracaat edeceğimiz kaynak yine Kur'an'ın bütünlüğü olmak durumunda. Ve teferruatı, yani ayrıntıları da menbaa ilhak etmeyen, kaynağına eklemeyen Kur'an'ın ifa-i hakkında, yani Kur'an'ın anlaşılmasında, hakkın yerine getirilmesinde gasp ediyor anlamları. Bir iki misal göstereceğiz. Zira nazarı celbeder. Yani dikkatleri çekebilir. Bununla ilgili bir iki örnek vereceğiz diyor. Birinci misal, vel cibale evtada, Nebe suresinde geçen ayet, dağları zemininize kazık ve direk yaptık. Allahu alemu bi muradihi. Yani bunun asıl anlamını, asıl muradını en iyi bilen ancak Allah'tır. Bu şerhi düştükten sonra caizdir. Yani şu şekilde anlaşılabilir deyip kendi anlayışını ortaya koyacak. Fakat ilk başta şunu söylüyor yani. Bunun tam anlamıyla maksadını bilebilecek olan ancak Allah'tır. Kullar bunu tam anlamıyla bilemezler. Bilecek olsalardı zaten biz de yaratık cinsinden olmazdık. Bu nokta önemli. Yani biz sadece sonsuz, ilahi kaynaktan geldiği için, mutlak bir kaynaktan geldiği için mutlak manaları olabilecek bir ayeti kendi sınırlı aklımızla anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ayetten şu kastediliyor deyip ayetin anlamlarını ilk başta bir sınırlandırmaya tabi tutmak ayete de haksızlıktır. Yani o mutlak bir kaynaktan geliyor, sonsuz bir kaynaktan geliyor. Ben ise sınırlı bir akla sahibim. Fakat gene aklımla anlayacağım. Bu çok önemli. O anlamlardan anlayabildiğim kadarını sizinle paylaşıyorum diyor. İşaret olunan mecaz, yani benzetme, böyle bir tasavvuru ima eder ki, sefine gibi olan küre, yani gemi gibi olan dünyamız, bahri muhiti havainin içinde, yani hava okyanusunun içinde, tahtel bahir bir gemisi, denizaltı bir gemisi ve umman gibi fezada, direk veya demir gibi dağlarıyla irsa, yani yere çakma ve tamit, yani direk yapma şekline gelerek havayla iştibak ettiklerinden, birbirine tutunduklarından muvazeneti, yani ölçüyü muhafaza olunmuştur. Demek dağlar o geminin demir ve direkleri hükmündedirler. Bu o anlamlardan bir tanesi olarak yorumlanabilir bu söyledikleri. Saniyen, ikinci olarak inkılabatı dahiliyeden, yani içerideki alt tabakalardaki inkılaplardan ihtizazat, yani titreşimler, o dağlarla iskat olunurlar, susturulurlar. Zira dağlar yerin mesamatı hükmündedir. Yani nefes alma delikleri hükmündedir. Dahili bir heyecan olduğu vakit arz dağlarla teneffüs ettiğinden gazabı ve hiddeti sükunet bulur. Demek arzın sükun ve sükuneti dağlar iledir. Bu da bir başka anlayışı. Bir başka şekilde yorumlanması. Salisen, üçüncü olarak, İmarete arzın direği beşerdir. Yani yeryüzünün imar edicisi insandır. Hayat-ı beşerin direği dahi, yani insan hayatının direği dahi, menabi-i hayat olan, yani hayat kaynağı olan, ma ve türap ve havanın istifadeye layık suretiyle muhafazalarıdır. Yani insanların da kainatı imar etmeleri için kaynak olarak kullanacakları üç şey, yani su, toprak ve havanın istifadeye layık suretiyle muhafazalarıdır. Yani su olacak tabii ama deniz suyu değil de dağların içinden çıkan, dağların kaynağından çıkan temiz, hem içme hem de tarımda kullanıma müsait su. Toprak ve havanın işte o neminin de dağlarda muhafaza edildiğini söylüyor. Halbuki şu üç şerait de hayatın kefili dahi dağlardır. Yani suyun, havanın ve toprağın da olmasının kefili dahi dağlardır. Zira dağ ve cibal mehazini ma olduğu gibi, yani suların kaynağı olduğu gibi cezbi rutubet, yani nemi çekme hasiyetiyle havaya
meşşata oluyor. Yani bir filtre haline geliyor havada. Hararet ve burudeti tadil ettiği gibi sıcaklığı ve soğukluğu dengelediği gibi havaya mahlut olan, karışmış olan muzır gazların teressübüne yani dibe çökmesine ve havanın tasfiyesine sebep olduğu gibi toprağa da terahhum ediyor. Yani merhamet ediyor. Yani havanın dağların havaya, suya ve toprağa, toprakla olan ilişkisi ve onlara olan faydasını açıklıyor. Ayetten aldığı ilhamla. Çamurluk ve bataklık bahrin tasallutunda muhafaza eder. Yani denizin musallat olmasından da korur. Dördüncü olarak Rabian, belagatçe ve bir benzerlik olur belagat açısından. Faraza, yani farz edelim ki bir adam hayal balonuyla küreden yüksek yere uçarsa, dağların silsilelerine bak, turabiyeyi, yani toprak tabakasını, direkler üstüne serilip atılmış bedevi haymeler gibi tahayyül etse, yani bedevilerin kullandığı çadırlar gibi düşünse, öyle hayal etse ve münferit dağları da bir direk üstünde kurulan bir çadıra benzetilse, tek tek olan dağlar da direk üstüne kurulan bir çadıra benzetilse, acaba tabiatı hayale muhalefet olur mu? Yani bu şekilde yorumlanmasında bir sıkıntı var mı? Yok. Gayet manidar bir anlayış. Faraza, yani gene farz edelim ki, sen o silsileleri müstakil dağlarla beraber sathı arza, yani yeryüzünün yüzeyine, keyfiyeti vaziyeti bir bedevi Arap'ın karşısında tasvir tarzında tahayyül ve tahlil edersen şöyle bu silsileler Arap bedeviyenin haymeleri gibi bedevi olarak yaşayan Arapların çadırları gibi arz sahrasında kurulmuş ve taraf taraf da çadırlar tahallül etmiş yani araya girmiş desen. Arapların hayali olan üsluplarından uzak düşmüyoruz. Yani bu anlayışa münafi değilsin. Ters olmaz. Hem de eğer vehimle bu kasr-ı müşeyyid alemden yani sağlam bir şekilde yapılmış alem sarayından tecerrüt edip sıyrılıp uzaktan hikmet dürbünüyle mehdi beşer yani insanın beşiği olan yere ve sakf-ı merfu yükseltilmiş dam olan semaya temaşa edersen sonra silsile-i cibalde sıra dağlarda temessül ve etrafı semaya temas eden daire-i ufukla mahdut olan semayı bir fustak gibi gene büyük bir kıldan yapılmış çadır gibi yerin üstüne vaz ve cibal eftatıyla rapt olunmuş bir çadır kubbesini tahayyül ve tevehhüm edersen müttehem edemezler. Yani seni bu konuda itham edemezler, suçlayamazlar. 8. meselenin tenbihinde bir iki misal daha gelecektir. Yani ilk başta ortaya koyduğu prensipler dahilinde bu ayetin nasıl anlaşılabileceğinin örneklerini veriyor. Dağları zemininize kazık ve direk yaptık. Belagatın ilkelerine uyarak istiarenin, teşbihin, benzetmenin nasıl yorumlanabileceğini, akılla nasıl anlaşılabileceğinin örneklerini sunmuş burada. Ve hepsi de birbiriyle tutarlı, gayet manidar ve insanın insaniyetiyle kabul edebileceği, tasdik edebileceği anlayışlar. Benim söyleyeceklerim bunlar. Yedinci meseleye geçmeden beraber inşallah mütalaa edelim. Buyurun. Selamun Aleyküm. Maşallah gayet güzel açıklandı. Benim söyleyeceğim yani şu konuda şu da ilave edilebilir diyeceğim meseleler çok küçük. Onun için hemen sizden eğer bir talep varsa veya
ilave açıklama varsa onları duymak isterim memnuniyetle. Buyurun inşallah. Sorusu olan veya yorumu olan varsa lütfen çekinmeden buyursun. Demek ki konu anlaşıldı. Allah razı olsun Uğur Hocam. Gerekli hazırlığı yaptı, vurguları yaptı. Konu anlaşılıyor. En fazla şöyle bir cümle ilave etmek isterim. Belki şu cümlede icaz ekranda işaretliyorum, karartıyorum ne hangi cümle hakkında konuştuğumuzu. Bir defa tenzil hakkında konuşuyoruz. Bu çok önemli. Kur'an tenzildir. Yani belli konuşuldu ama benimki de hadi bir daha hatırlayalım demek manasında olacak. Tenzildir. Mutlak olanın, halik olanın, yaratık olan zişuurlara konuşması mutlaka yaratık olanların kapasitesi dahilinde olması zorunlu. Yoksa bu konuşma anlamsız, hikmetsiz olur. Ki kainatın yaratılışında o kainatı yaratanın hikmetsiz bir iş yaptığını görmüyoruz. Dolayısıyla onun yaratık olan insanlara yapmış olduğu konuşmasında da hikmetsizlik özelliği görülmemesi beklenir. Hikmetsiz bir davranış görülmemesi beklenir. Onun için mutlaka tenzilin hassa-i cazibedarı icazdır. Yani mucizevi bir tarzda konuşmaktır. Fakat mucizevi bir tarzda konuşmak Kur'an'ın bazı İnsanların bilmediği konularda daha önceden haber vermesi anlamında anlarsak çok dar bir anlayış olur ki maalesef Kur'an'ın mucizeviliği son zamanlarda bazı teknik konulardaki bilinmeyen meselelerin daha önceden Kur'an tarafından bildirilişine indirgeniyor. Bunlar doğrudur, evet, ama Kur'an'ın mucizeliği yalnızca bu küçücük bir alana ve geçici bir alana sınırlandırılmamalıdır. Neden geçici? Çünkü peygamber döneminde ve ondan sonraki kaç asır boyunca bunların mucizevilikleri bilinmiyordu. Onun için Kur'an'ın mucizeliğini, Kur'an'daki mucizeler denildiğinde onun belagatının dışında bir mucize arayışı, Kur'an'ın inzal edilişini, tenezzül oluşunu mutlak alemden mahluk aleme yapılan bir konuşma oluşu özelliğini unutmak veya dikkate almamak demektir. O zaman siz ne okursunuz? Allah kelamı okumak yerine harikalıkları ifade eden bir konuşma dinlersiniz. Bir arkadaşın. Bu tenzil vurgusunu anlatış tarzınızdan çıkarabildiğim kadarıyla bir hikmete binaen söylüyorsunuz ama ben onu henüz yakalayamadım. Şu yüzden yani Kur'an'a bir şekilde iman etmiş insanlar, müminler zaten Kur'an okudukları zaman Allah'ın bana olan konuşması hazırlığında okuyorlar. Yani ben hiç görmedim ki bir Kur'an'ı, bir Müslüman birisini Kur'an'ı alsın eline, hadi diğer kitaplar gibi Kur'an'a da bir bakayım neler varmış tarzında bir
yaklaşım gösteren hiç ya rastlamadım. Acaba sizin başka bir boyuta mı vurgu yapıyorsunuz benim kaçırdığım? Yani bu vurgunun bana sanki şey gibi geliyor. Yani İngilizce tabiri redundant geliyor. Zaten öyle yani diye hissediyorum. Acaba biraz daha açıklayabilir misiniz? Nerede, ne bir noktayı kaçırıyor olabilirim? Evet, Kur'an'ın mucizeviliğini belagatında aramak gerekir. Onu zaten sorulan sorunun cevabını konuşuyoruz. Kur'an'ın mucizeviliğini onun belagatında aramak gerekir. Yoksa bir kişinin eline mushafı alıp da bu Allah kelamı diye okuması onun tenzil özelliğini ifade etmez. Ben Allah'ın kelamı diye okudum. Öbürü de Buda da tutup Buda'nın yazdıklarını önemli bir mesaj kaynağı olarak okuyor. Hindular da Vedaları Allah kelamı olarak okuyor. Yahudiler Tevrat'ı Allah kelamı okuyor. Bu o tenzil özelliğiyle ilgisi yok. Ben görmüyorum daha doğrusu. Yani az önce tenzili tarif ederken mutlak kaynaktan işte bizim dünya, bizim bulunduğumuz yaratılış alemine yansıması tarzında açıkladınız. Peki az önceki cümleden bunun farkı ne? Allah kelamı niyetiyle, duasıyla Kur'an'ı okumak ile bu mutlaktan kayıtlı aleme geçiş arasında ben bir fark göremiyorum. Siz herhalde bir fark görüyorsunuz ama ben onu anlayamadım. Aynı şeylerden bahsetmiyor muyuz? Hayır, aynı şeylerden bahsedeceğim ama etmedim. Allah'ın bana olan konuşması niyetiyle okuduğum zaman zaten yani herkesin kendi iman seviyesine göre değişir elbette ama zaten beni yaratan mutlak bir zatın eseri olarak okuyorum. Herkes böyle okuyor. Hangi dinde olursa olsun. Herkes absolute God diyor. Mutlak yaratıcı diyor. Sizin söylemiş olduğunuz vurgunun bundan farkını anlayamadım. Açıklamadım da onu. Yani konuya girmedik de ondan. Yani inşallah anlaşılacağını tahmin ediyorum, ümit ediyorum. Konu şu, Allah'ın kelamı diye okumak ne getirecek? Yani onu anlamada bana nasıl bir prensip verecek? Onu anlamada, Kur'an'daki ifadeleri anlamada onun mucizeviliğinin belagatında yattığını, belagatında bulunduğunu bilmem lazım. Dolayısıyla Kur'an'ı okurken onun belagatına dikkat ederek okumazsam onun mucizeviliği benim için bir şey ifade etmez. Mucizeviliğinin bir şey ifade etmemesi de onun Allah'ın bir konuşması olarak okuyorum diye niyet etmem, Kur'an'ı anlamam ya da ondan faydalanmam noktasında bana bir faydası olmaz. Çünkü belagatında bana verilen mesaj nedir diye okumadığım için bana bir faydası olmaz. Allah'ın kelamı diye okuyorum ama içinde ne söylüyor onu anlamak için gerekli ilkeleri tespit etmiş olmuyorum. O tespit edemediğim ilkeler ile o ilkeler vasıtasıyla bana gönderilen mesajdan haberim olmaz. Onun için zaten anlatmaya çalışacağım veya bu metnin anlattığı belagata dikkat edeceğiz diyor. Ve bu belagata dikkat etmek yalnızca işte bu Kur'an'ı tefsir eden insanların ya da halka Kur'an'ın anlaşılmasında yardımcı olmak için bir vazifeyi üstlendiğini söyleyen ve dolayısıyla ciltlerle kitap yazan insanların dikkat etmeleri gereken noktaya da Kur'an'daki istiare ve mecaz teşbihler gibi konulara dikkat etmesi gerekir. Yani Kur'an'daki ifadeleri daima istiare ve mecaz cinsinden bir açıklama olduğunu bilerek icazında nerede mecaz var, nerede teşbih var, istiare var, onlara dikkat ederek Kur'an'ı anlatması lazım. Okuyan insanlar da
eğer yani böyle belagattan falan anlamayan birisi ise, ki çoğumuz anlamıyoruz, ben de anlamıyorum, bu tefsirlerden faydalanmaları mümkün olsun ki Kur'an'ın kendilerine tenzil edildiğini, vahyedildiğini, yani insanlara, peygamberlere vahyedilip insanlara da ulaştırıldığını anlayabilsin. Allah konuşması olduğunun farkına varabilsin. Neyle farkına varırız? Ancak ve ancak Kur'an'ın belagatına dikkat ederek farkına varırız. Yoksa bir insanın eline bir metin alıp da bu Allah'tan geldi diye okuması onu anladığı, anlayabileceği anlamına gelmez. Zaten problem de burada. Eğer Kur'an'daki belagata dikkat etmez, istiare ve mecazları doğrudan doğruya kelime anlamlarına sıkıştırır ya da kelime anlamlarından ibarettir, mecaza, istiareye dikkat etmek, onları tevil etmek, zaten konumuzda tevildir, onları tevil etmek, Kur'an'ın tevil edilmesi şarttır. Kur'an'ı tevil etmiyorum diyen insan, mecaza ve istiareye dikkat etmiyorum, yani belagatına dikkat etmiyorum, dolayısıyla icazına, belagatına dikkat etmeyen insan, Kur'an'ın mucizeviliğine dikkat etmiyor ve dolayısıyla Kur'an o kişiye nazil olmuyor demektir. Yoksa niyetinde ben Allah kelamı diye okudum diye Kur'an anladım zannetmeyelim ki, yalnız bu avamın işi değil, havas dahi, bu konunun uzmanları dahi bu böyle bir yaklaşımı kendilerine prensip edinmezlerse yapmış oldukları tefsir olmaz. Ya tarihi bilgiyi aktarma olur. O tefsir değildir. Tefsir tarihi bilgiyi aktarma değil, çünkü Kur'an tarihi bilgi vermek için konuşmaz. Tefsir Kur'an'ın bana verdiği, vermeyi hedeflediği rehberliğin benim açımdan nasıl algılanması lazım geldiğinin bana açıklamasını yapması lazım ki ona tevil denir. Tevil edilmeyen bir metin, belagat açısından bir şey ifade etmeyen bir metin demektir. Benim sözüm gibi mesela tutarım, bugün ben öğlen yemeğini saat 12'de yedim derim. Bunun bir belagatı yok. Çünkü mecazi yok, istiaresi yok, teşbihi yok, bir belagat unsuru yok. Belagat unsuruna dikkat etmek gerekir ki Kur'an baştan sona belagatıyla mucizedir. Yani belagatıyla icazını kimse, böyle bir mesajı bize iletemez. Ancak kainatın yaratıcısı böyle bir mesajı bana iletebilir dedirtecek bir sonuca ulaşmama neden olur. Bu Kur'an'ın inzali demek, onun belagatıyla mucizeviliğini insanlara teklif etmesi demek, göstermesi demek, insanlara bu şekilde konuşması demektir. Burada Nursi'nin yapmış olduğu tenezzülat-ı ilahiye tarifinde de bu var. Oraya gelelim şimdi. Tenezzülat-ı üzerine şimdi üzerini karartıyorum. Tenezzülat-ı ilahiye tabir olunan muraat-ı efham ve ihtiram-ı hissiyat ve mümaşat-ı ezhan vardır. Demek ki eğer biz Kur'an'ın belagatıyla okunması lazım gelen bir metin olduğunu anlarsak, o zaman tevil edeceğiz. Tevil edince de o tenzilin içinde şurayı işaretleyeyim, o tenzilin içinde, yani tenzil demekle yani mutlak elinden geliyor ve insanlara, yaratıklara muhatap oluyor gerçeğinin
ki böyle iddia ediyor Kur'an. Ben senin yaratıcının sana konuşmasıyım diyor. O zaman tenzil var demektir. Neden? Yaratıcı yaratık cinsinden tanımlanamaz ya da yaratık cinsinden insanlara yaratık cinsinden bir özellikle Kur'an'ı konuşuyor olamaz. Yani mutlak ilimden geliyor ama madem yaratıcı, kainatın halikı mutlak hakimdir, o halde o hikmeti muhatabın düzeyinde konuşmayı gerektirir. Ama muhatabın düzeyinde konuşurken gayba muhatabı tanıştıracağı için muhatabın şartlarında ona temsille, teşbihle ve mecazla, istişare ile anlatacak demektir. Çünkü başka türlü gaybı olduğu gibi insanın önüne bizzat kendisi gaybın hakikati neyse onu koymaz, hikmet koymaz, daha doğrusu bizim açımızdan koyması beklenmez. Çünkü mutlak alemi şehadetin içinde mutlak olarak bizzat müşahede edilmesi mümkün değil. Alemi şehadet mahluktur. Yani mutlakı mahluk yapamazsınız. O halde belli bir şey ki biz Kur'an'ı okurken onun tenezzülatını, şimdi üzerinde duracağımız cümle bu, tenezzülat-ı ilahiye tabir olunan murat-ı efham ve ihtiram-ı hissiyat ve mümaşat-ı eshan, yani insanların anlama kabiliyetine saygı göstermek, hislerine saygı göstermek, kapasitesine saygı göstermek, anlama kabiliyetini göz önünde bulundurmak ve muhatap olan insanın yine zihnine, zihniyle anlayabileceği, uyum sağlayabileceği bir tarzda konuşması yaratıcının hikmetinden beklenir. Bu anlamda biz eğer bir kişiyi Kur'an'ı eğer literal olarak anlatacağım diye bir iddia ile Kur'an tefsiri yazar ya da Kur'an'ın bir ayetini anlatmak için bize muhatap olursa biz bu insandan Kur'an hakkında, Kur'an'daki mesaj hakkında bir bilgi edinmemiz mümkün değildir. Bunun ehli tefsir diyeceğim, ya bu konuda ilim sahibi insanlara bakan tarafı bu. Bize bakan tarafı da ben Kur'an'ın gerek Arapça bileyim gerek de bilmeyeyim, o zaman da tercümesini ya da Arapça benim eğer ana dilim ise Kur'an'ın bizzat kendisini okuduğum zaman oradaki kelimelerden anladığım mana ile Kur'an'ı anlıyorum der de onun belagatıyla bana yapmış olduğu mesajı eğer tevil etmez isem, ki tevil edebilecek kabiliyetim varsa onun böyle bir bilgiyle ya da kabiliyetiyle donanmış isem, donandığım kadarıyla tevil edebilecek kabiliyetimi kullanmak suretiyle Kur'an'ı anlama çalışmasına girmezsem ben Kur'an okumuş olmam. Yani Allah kelamı okumuş olmam. Ya ne okurum? Bir Arapça edebiyat, literatürde bir meşhur bir kitap okumuş olurum. Herhangi bir Arap şiiri, şairinin şiirini okur gibi okurum. Yani ama ben efendim Arap şairinin bir Arap şairinin şiirini okumuyorum ki Allah'ın kitabını okuyorum desem de Allah'ın kitabına muhatap olmuyorum. Neden? Allah'ın kitabı tevil edilmeden okunmaz. Çünkü belagatı vardır. Çünkü tenezzüldür. Tenezzül olduğu içindir ki ben ona Allah'ın kelamı diyorsam o zaman belagatına dikkat edeceğim. O zaman temsillerine, istiaresine, teşbihine, mecazına dikkat edeceğim ve ona göre, çünkü istiare denildiği zaman tevil etmek zorundasınız. Herkes biliyor bunu. Bir teşbih yaptığımda benim bildiğim bir örnek, Uğur Hocam gayet güzel
temsil verdi. Biz çocuklara yeni bir konuyu, bilmedikleri bir konuyu anlatırken onların bildikleri malzemeleri kullanarak, burada üzerinde durduğu kelime de buydu zaten, fehimlerinin kapasitesini göz önüne alacağız, hislerine saygı göstereceğiz, hislerini rencide etmeyeceğiz ve anlama kapasitesinin ezhanına uyacak, onların anlama kapasitesine ile uyum sağlayacak, uyuşacak bir örnekle anlatmak lazım diye Uğur Hocam üzerinde durdu. Demek ki biz de Kur'an'ı okurken daima bu özellikleri taşıyan bir kaynak okuyorum diye okuduğumda, o zaman Kur'an'ın tenezzülat-ı ilahiye ya da Allah diye gayipta onun konuşmacısı, Kur'an'da Kur'an ile konuşmacı olan Allah'ın bana karışması olduğunu anlarım. Yoksa Allah kelamı okuyorum diye hürmet ettim, okusam güzel olur da, yani onu ben ilgilendirmez, konumuz değil o çünkü, ben ondan faydalanmam ya da Kur'an'ın rehberliğinden faydalanmam mümkün olmaz. Bu birincisiydi. İkincisi de şu cümle önemli geldi bana ki bu konuda insanlar tartışıyorlar ama artık o tartışma etkisini yitirdi. Artık bazıları hala iddia ediyor ama o iddia eden kesim alemi İslam'da çok küçük bir kesim kaldı. Yine kararttığım cümleye geliyorum. Ehli tefsire lazımdır. Yani Kur'an'ı ben açıklayacağım, sizin anlamanıza yardımcı olacağım. Çünkü ben bayağı bu konuda çaba sarf ettim, dua ettim. Kur'an'ın özelliklerini ne dikkat ettim, dikkatimi çekti. Onu sizinle paylaşmak istiyorum demek. Tefsir yazmak demek. Ehli tefsire lazımdır. Kur'an'ın hakkını bahşetsinler. Yani onun hakkını versinler. Neden? Onu tarif etsinler. Kur'an tenezzül ise, yani ben Allah'ın konuşmasıyım diyorsam, o zaman Allah'ın konuşması belli olmak zorundadır. Ya benim açımdan Allah böyle zorunludur, bu şekilde konuşmuyoruz. O da bizim konumuz değil zaten. Ve kıymetini noksan etmesinler. Bakın, eğer tevil etmeden Kur'an'ı tefsir etmeye kalkarlarsa, ben bu kelime budur der, halbuki lügat manasıyla anlar. Abi yine lügat manasıyla anlarken lügatin hazırlandığı sosyal kültürel bağlamda anlar. Yani tarihi bir bağlamda anlar. Bir kelimeye belli bir toplum, kendi şartları dahilinde belli bir tarihi dönemde mana vermişlerdir. Lügat onu sana aktarır. Dolayısıyla biz devamlı sohbetlerimizde vurgularız bu sohbetlerde. Lügat ile Kur'an anlamak, Kur'an'ı sekülerleştirmek demektir. Yani lügatsiz mi anlayacağız ya? Tevil ederek anlayacağız. Tevil etmek de mecaz ile olur. İstiaresine, mecazına, teşbihine, temsiline riayet etmekle olur. Çünkü o belagatının zorunlu sonucudur. Onun için Kur'an'ı kelimesi, efendim bu kelime belli, kitap dedi. Yani kitap belli değil mi? Hayır. Senin bildiğin kitap değil. Öyle diyeyim. Yani şu lügatte kitap deyince belli sayfalar ciltlenmiş, üst üste konulmuş, bize üzerinde bir yazarın kendi fikirlerini aktardığı belge olarak görüyorsun. Hayır, o kitap değil. Senin dediğin, bizim mushaf dediğimiz sahifeleri ard arda dizerek oluşturduğumuz bir kağıt yığınıdır. O Kur'an'ın hazel kitap dediği zaman, bu kitap dediği zaman Kur'an'ı kastediyor. Kur'an ise kelamullah, kelamullah ise ezeli ilmin sana muhatap oluşu demektir. Ve tekrar etme ihtiyacı yine hissettim. Biz mushaf
okuma bizim mushaf okuma ihtimalimiz çok. Kur'an okumamız lazım. Mushaf okurken Kur'an okuduğumu zannedersem o zaman belagatına falan bakmam. Neye? Mushaf okuyorum, Allah'ın kelamı diye okuyorum. Yani ne verdi bana? Bir şey vermez. Ama hani Allah kelamıdır, okudum, teslimiyet var, insanların niyeti var, onları konuşmuyoruz. Kimse sen boşuna Kur'an okudun, boşuna herkesin bir payı olabilir, onu beni ilgilendirmez. Biz burada meselenin tefsir yapmanın ya da Kur'an'dan faydalanmanın tekniğini okuyoruz. Yoksa insanlar hakkında hüküm vermek için konuşmak basitlik olur, hatta israf olur, haram olur. İsraf ederiz zamanımızı. Kur'an'ın hakkını bahşetmek lazım, kıymetini noksan etmesin diyor. Noksan etmemek yani belagat özelliğine dikkat etmek lazım ve belagatın tasdik ve sikkesi olmayan bir şeyle Kur'an'ı tevil etmesinler. Bakın bu artık inanılmaz derecede önemli olan bir noktadır. Yalnız burayı belagatın tasdik ve sikkesi olmayan bir şeyle. Bakın dikkat edin, tarihi olaylara gitmek, tarih bağlantısını kurmanın belagatın tasdik ve sikkesiyle alakası yok. Tarihi anlatırsın bana. Süleyman kaç yılında nerede yaşamış? Hazreti İbrahim neredeymiş? Urfa'daymış, yok Filistin'de bir yerdeymiş. Efendim Nemrut kimmiş? İşte Nemrut denilen kimse de Nimrut mu derler? Neyse Nemrut derler galiba Türkçe'de. Nemrut denilen kimse de şu belgenin şu kralıymış diye anlatmak hiçbir surette belagatın tasdik ve sikkesi olmayan bir anlatım tarzıdır. Onun için belagatın tasdik ve sikkesi olmayan bir şeyle Kur'an'ı tevil etmesinler. O zaman çünkü belagat değilse tenezzül yok, tenezzül değilse Kur'an değildir. Yani Allah kelamı değildir. Bunu anlamamız için her gün, her derste 100 defa vurgu yapmak lazım. Çünkü bizim din anlayışımız bu yüzeysel Kur'an okumadan kaynaklanıyor. Ve diyoruz ki işte ben de dindarım, görüyorsun ya Kur'an okudum, Allah kelamı okudum diyorum. Bunu anlamadan hiçbir yere gidemeyiz. Bir de şu cümle benim dikkatimi çekiyor. Kur'an'ı tevil etmesinler şunu yapmadan diyor. Demek ki Kur'an tevil edilecek. Ama şu şartlarda tevil edilecek. Bunu yapmadan, şu şartlara uymadan, belagatın kurallarına dikkat etmeden, mucizeviliği göz önüne alınmadan Kur'an okumak ve anlamaya çalışmak veya belagatın kurallarına dikkat etmeden Kur'an'ı anlatmaya çalışmak şu anlama gelir demek, Kur'an'ı anlamamak demektir. Bir de bu cümlenin içerisinde Kur'an'ı tevil etmesinler cümlesinin içerisinde Kur'an tevil edilmelidir. Ama şartları şudur diyor. Ve tevil edilmeden de Kur'an okunmaz. Yani Kur'an okunmaz. Mushaf okunur da Kur'an okunmaz. Bu önemli noktalar dikkatimi çekti benim. Ki yani ana hatlarıyla Uğur Hocam zaten parmak bastı da çok çok önemliydi bunlar. Belagatın, ben kendi kitabımda da işaretliyorum bunu, belagatın tasdik ve sikkesi olmayan, yani belagatın damgası olacak orada açıklamanda. Belagat kuralları tasdik edecek onu. Bir şeyle Kur'an ve bir başka bir yolla Kur'an tevil etmesinler ki klasik örneklerimizde, genellikle yaygın olan örneklerimizde Kur'an belagatın sikkesi ve tasdiki olmayan genellikle takip edilen yol tarihi bilgi vermektir. Ki o tarihi bilgilerin çoğu da İsrailiyat kanalıyla gelir. Doğru olanı var, yanlış olanı var, bizi ilgilendirmez ama belagatı anlamada İsrailiyatın hiçbir faydası yoktur genelde. Ya mutlaka yanlıştır anlamına değil de kelamullah'a muhatap olmada bir faydası yok.
Benim görebildiğim, vurgulama ihtiyacı hissettiğim noktalar bunlardı. Onun dışında vel cibale evtada ayetini dikkat edersek tevil ederken, anlatırken diyor ki işaret olunan mecaz, mecaz var burada diyor. Mecaza dikkat edelim. Şimdi oraya gelelim. Efendim şu kelime. Allahu alemi bil murad. Bizim problem kelimelerinden birisi bu. Allahu alemi bil muradihi caizdir. İşaret olunan mecaz. İki konu gelecek. Bir, Allahu alemi bil muradihi veya bizim genellikle duyduğumuz ve insanların da genelde kullandıkları bir ifade Allahu alem, bizim arkadaş grubunun içerisinde birazcık problemli görüldüğü için böyle dışlanılan bir kelime, bunun üzerinde bir ibare, bunun üzerinde birazcık durmak istiyorum. Şimdi Allahu alem demek yanlış mıdır? Hayır. Allahu alem, evet. Kimse buna itiraz etmez. Yani arkadaş grubumuz içerisinde de buna itiraz eden yok. Yani Allah bilmez ya, nereden çıkarttın bunu diyen yok. Ya kardeşim, Allahu alem, evet alem, konuşan o zaten. Alem, yani alem diye dünya demek anlamında değil. En iyi bilendir. Allah en iyi bilendir. Bu bir bizim için kullanılırken şu anlama gelmelidir. Biz bu cümleciyi şu anlamda kullanmalıyız. Ben eminim ki bu söz mutlak ilimden geliyor. Nereden eminim? Çünkü kardeşim bakıyorum, çok değişik anlamları aynı anda taşıyor. Mecaz ifadeleri var, istiare, temsil özelliklerini taşıyor. Bunların tevil edilmesi düşer bana. Zaten konumuz da o. Yani altıncı mesele değil. Bu okuduğumuz tüm meseleler, hatta mukaddemeler, 12 tane mukaddeme okuduk. Bütün bunlar tevili yapacak aklın terbiyesi içindir. Yani İnsan tevil yaparken insani duygularını ve özellikle zihnini kullanır ve zihnini kullanırken neye dikkat etmesi lazım geldiğine parmak basan bir açıklama dinliyoruz burada biz. Neler benim dikkatimde olacak? Şimdiki okuduğumuz konuda tevil yaparken diyor ki Allahu alem olduğunu dikkate alarak konuş. Yani Kur'an ile konuşanın ilminin sonsuz olduğu ve onun adına benim söyleyeceklerim sonsuz ilmi temsil edemez, onun adına konuşmuyorum demektir. Yoksa vallahi ben bilmem, Allah bilir deyip de onu bıraktım, bu bir şey ifade etmez ki. Allah bilir, nereden çıkarttın derler o zaman da sana. Bak, ben burada mucizevi ifadeler görüyorum manasında bir açıklama yaptığınızda Allahu alem dersiniz. Neden? Bu konu ilmi ilahi tarafından sonsuz anlam taşıması lazım. Çünkü konuşanın öyle bir özelliği olduğu görülüyor burada. Deştikçe, yani yaklaştıkça konu detaylaşıyor. Deştikçe konu derinleşiyor. Sonu gelmez bir okyanus gibi karşımda duruyor bana göre. Onun için ben bunu bilerek konuşuyorum ama hiçbir zaman bir iddia edemem ki söylediğim tam murad-ı ilahidir. Neden? Mümkün değil benim sonsuzu ihate etmem. Anlamında kullanılması gerekir Allahu alemin. Yoksa ben bilmem anlamında değil. Benim bilgim Allah'ın bilgisini temsil etme özelliğine sahip değildir anlamında Allahu alem diyeceğim. Diyeceğim Allahu alem ama bu anlamda diyeceğim. Yoksa Allahu alem, vallahi bilmiyorum ne anlama gelir dediğimde benim Allahu alem demem hiçbir şey ifade etmiyor. Ya bir şey değil Allahu alem, ben bilmiyorum. Sen muhatap olmadın ki. Muhatap olacaksın. Ondan bir anlam çıkaracaksın. Mecazsa istiare ise, teşbih ise, temsil ise, neyse o temsillerdeki istiareleri çıkaracaksın. Unsurlarını göz önüne koyacaksın ve ondan sonra diyeceksin ki bak, ben bu kadar anladım.
ama zannetme ki bu anlayışımla Allah bunu kastetti, Allah bunu murad etti iddiasını taşıyorum. Hayır. Ne kadar bu kadar anladım. Hiç anlamama çaba, hiç anlama çabası göstermeyen insanın Allahu alem deme hakkı yoktur. Ne demek istiyorsun? Aklın kafadan demektir o. Ama anlama çabası gösterdikten sonra bir insanın Allahu alem itirafında bulunup kendisinin bütün o ayet ile gönderilen mesajın hepsini anladığı iddiasından vazgeçtiğini veya öyle bir iddiada bulunmadığını itiraf etmesi lazımdır. Evet. Evet, bizim Allahu alem tabirini kullanma konusundaki probleme bir şöyle yeniden taze bir bakış kazandırdı. Burası benim dünyamda da onun için bu konuyu da dikkate aldım. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Bu konuda yani altıncı meselede arkadaşlarımızdan ilave etmek isteyen, açıklanmasını bekleyen ya da başka yorumları olan arkadaşlar lütfen buyursunlar. Değilse yedinci meseleye geçebiliriz. Buradaki önemli noktalar benim dünyamda işte Allahu alem. Ben bu kadarını anladım. Allahu alem. Uğur Hoca zaten konuyu genelinde kapsadı. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Belki çok konuştum. Evet. Bir konuşmak veya kanaat belirtmek isteyen yoksa Uğur Hocam siz de müsaitseniz yedinci mesele de kısa. 25 dakikamız var inşallah. Onu da bugün konuşabiliriz diye hissediyorum. Siz ne dersiniz? Yoksa burada bitirelim mi? Yorulduk mu? Okuyabilirim arkadaşlara müsaitse. Buyurun inşallah genellikle arkadaşlar saat 1'e kadar bekliyorlar. 25 1'e benim burada 1. yanlış söylüyorum hep 8 olacak veya neyse. 8'dir belki Türkiye saatiyle. Buyurun okuyalım isterim arkadaşlardan bir itiraz gelmediği sürece. Buyurun inşallah. Peki. Yedinci mesele, Kur'an'da zikrolunan altta mealine baktım da burada yok herhalde. Ve ta'rubu şemsu fi ayni hamiyet feretnaha sutihat dehaha ve emsalleri gibi, bu ayetler gibi bazı ehli zahir, yani sadece görünen kısmı iletilen insanlar, tağlidi ezhan için onlarla temessük ederler. Yani bu kısmı iletilirler sadece. Görünen kısmı, söylediği kabuğuyla iletilirler. Lakin müdafaya biz muhtaç değiliz. Zira müfessirini izam, büyük müfessirler, ayatın zamairindeki ayetlerin zamairlerdeki serairleri ishar eylemişlerdir, açıklamışlardır. Bize hacet bırakmamışlar. Fakat bir ders ibret vermişler ve sermeşk yazmışlar. Sermeşk alıştırma için hazırlanmış yazı örneği demekmiş. Malumdur. Malumu ilam, yani bilineni söylemek. Bahusus müşahet olursa, yani görünebilen bir şey olursa, abestir. Demek içinde bir noktayı garabet lazımdır. Yani bir enteresan bir nokta olması lazımdır. Ta onu abesiyetten çıkarsın.
Dipnotta şu var. Fakat benden önce ağladılar. Ağlamak için beni heyecana getirdiler. Benim ağıtlarımı acıyan merhamet sahipleri nerede? Bilinen bir şeyi söylemek, özellikle bu bilinen şey herkes tarafından görülebilen bir şeyse bu boş bir iştir. Fakat biz Kur'an'a muhatap olurken dedik ki bu Allah'ın kelamıdır. Yani ilahi bir kaynaktan, sonsuz bir kaynaktan geliyor. Bu kainata baktığımda da ben hiçbir düzensizlik, hiçbir abesiyet görmüyorum. Bu söylenilen sözlerde de, bu duyduğum sözlerde de böyle bir düzensizlik, anlamsızlık, hikmetsizlik olmasa gerek diye bu olaya yaklaşmamız lazım. Bu şekilde bakmamız lazım. Ve burada acaba asıl kastedilen nedir diye bir anlama çalışmasına girmemiz lazım. Aksi takdirde bu abes bir sözmüş gibi anlaşılabilir haşa. Eğer denilse, bakınız nasıl arz küreviyetiyle beraber, yani yuvarlaklığıyla beraber musattaha, yani satha yayılmış ve size mehd olmuştur, yani beşik olmuştur. Denizin tasallutundan kurtulmuş. Veyahut nasıl şems istikrarla beraber, yani güneş sabit olmasıyla beraber tanzimi maişiyetiniz için cereyan ediyor. Veyahut nasıl binler sene ile uzak olan şems aynı hamiyede grup ediyor. Yani o çamurlu çeşmede grup ediyor. Maani-i ayat, ayetlerin manaları kinayetten sarahata çıkmış oluyor. Yani bir kinayeden, bir benzetmeden açıklığa kavuşmuş oluyor. Evet, şu garabet noktaları belagat nükteleridir. Yani buradaki ilk bakışta anlaşılamayan noktalar aslında belagatın bir gereğidir. Az önce konuştuğumuz o belagatın prensiplerinden bir tanesidir bu şekilde olması. Tekrar isterseniz buyurun beraber okuyalım inşallah. Ya Allah razı olsun, bu kısa ama çok vurucu bir meseleymiş burası. Çok vurucu bir mesele. Çünkü Kur'an'ı anlamada olmazsa olmaz. Allah kelamını anlamada olmazsa olmaz. Çok yani bir altıncı meseledeki belagat unsuru tamam çok önemliydi de bu daha bir temelde önemli. Daha temel esasları koyuyor yedinci mesele. Sanki altıncı meselenin tetinmesi gibi tamamlayıcı, vurgulayıcı, daha bir alt tabakaya öze indirici bir açıklama var burada. O da şu, ehli belagat insan zihin, ehli zahir. Yani kelimeyi biz gördük kardeşim belli ya. Hazel kitap diyor, işte bu kitap. Halbuki o ayet geldiği zaman böyle bir kitap yok diyor. Mushaf şimdi daha Hazreti Osman döneminde tanzim edilmişti. Senin dediğin böyle bir kitap dedin, öyle bir kitap yok. Mucizevilik burada zaten. Böyle bir mushaf insanların alıştığı anlamda kitap olmadığı bir dönemde Kur'an kendisini bu kitap olarak tanzim ediyor. Demek ki o senin anlattığın kitap değil. Bunu anlamak lazım. Bunu anlamak lazım. Nasıl anlayacağız o konumuzun dışında şimdi. Ama böyle yani ehli zahirin yaptığı gibi kelime anlamlarıyla kelime kelime monoton bir nedir, ne diyorlar ona, kelime kelime tercüme ya da açıklama ya da lugatteki bütün mesele bu arkadaşlar. Sözlükteki anlamıyla Kur'an'daki bir kelime anlaşılmaz. Çünkü sözlük o kelimenin istiaresini vermez, mecazını vermez. Mesela çok her zaman kullandığımız örnek var ya, aslan gibi oğlum benim dedi. Aslan kelimesini sözlüğe baktığınız zaman bilmem ne vahşi ormanlarda yaşayan hayvan, vahşi hayvan olarak söyler. Demez ki bu, yani bu insanlar tarafından veya bir temsil unsuru olarak kullanılır. Şöyle kullanılırsa şöyle mi mana gelir? O sözlük değil, o belagat.
Ya bunu bir türlü anlatamadık. Anlamadık, anlatamıyorum. Ya kardeşim, sözlük ile Kur'an okunmaz. Yani Musaf okunur, Kur'an okunmaz. Kur'an'ı okumak için mutlaka belagatına dikkat etmek lazım. Yani bu konuda gırtlak patlatmak değer. Yani her gün bahsedeceğiz bunu. Arkadaşlar, sözlüğü kullanarak kelimeleri sözlük anlamıyla Allah kelamımı anlamaya çalışıyorsun. Yani ne demek? Bu bir çelişkidir. Bu konuyu tekrar burada vurguluyor ve burada biraz da iğneleyerek konuşuyor müellif. Diyor ki, sayfayı değiştirip geri gideceğim. Diyor ki, taglidi ezhan, galat, zihinleri galata sokmak için, yani yanıltmak için, bir muhalatanın içerisine koymak için, diyor ehli zahir, onlarla temessük ederler. Bu ayetlere bakıp, ya derler, ya bak, kardeşim, biz Kur'an'ı işte böyle arzı böyle yayıp döşedik. Evden sultihat böyle yay, şöyle bir hamuru alırsınız da, çok hamuru şöyle elinizin iki tarafıyla şöyle bir düz hale getirmek var ya, top halindeki bir hamuru veya çamuru düz hale getirmek. Sutihat, satihar deriz ya, satihar yeryüzü düzlenmiş gibi görünen, aslında yuvarlak da şöyle bir düzeltiyorsunuz. O, biz böyle arzı böyle sizin için düzmüş gibi yaptık, düz gibi yaptık size. O yuvarlak, ama bu yuvarlaklığından siz hiçbir zaman zarar görmezsiniz, rahat bir şekilde orada oturun. Feraşna, onu tefriş ettik. Şimdi biz evlerimizi tefriş ediyoruz ya, ne diyoruz ona? Döşüyoruz diye. Yani onu şöyle döşeyip düzenledik, size hazırladık. Hani dayalı döşeli bir eve gelin gelmek gibi. Dayalı döşeli bir eve yeni bebek olarak doğmak gibi. Her şey var, ne istiyoruz? Yatağın orada belli, tuvaleti belli, mutfağı belli, yiyecekler belli. Oturacağın, kalkacağın, neyse kullanacağın aletlerin hepsi orada. Bu hale getirdik size. Şimdi bunu biz eğer ehli zahir olsak, efendim dehaha döşedi deriz. Efendim sutihat saht etti, yaydı deriz. Feraşna yine gerekli ihtiyaçlar feraşna tefriş etti deriz. Bitti. Peki hele şu ayet çok daha önemli. Ve tagribu şemsu fi aynin hamia. So, o güneş, güneşin battığı yere varınca, yani güneşin hararetli ve çamurlu bir çeşme suyunda gurup ettiğini gördü. Oh, güneş hamurlu, çamurlu bir çeşme suyunda, çamur, bataklık yani, bataklıkta gurup ettiğini gördü. Ya şimdi bakıyoruz, hakikaten hiç coğrafyadan falan anlamayan bir insan güneşi şu dağın arkasında saklandı zannedebiliyor. Demek ki çok ilkel bir ifade bu. Neden? O zaman demek ki güneşi denizin içine gidiyor zannetmiş insanlar dediğimizde, işte o Kur'an'ı literal olarak okumanın cinayeti ortaya çıkıyor. Bunun için biraz burada ağır kelimeler kullandı. Evet. Bir gelelim bizim vaktimizin kaldığı kadarıyla. Malumdur ki, herkes bilir ki, malum-i ilan bahusus müşahet olursa abest. Yani ben bir eve geliyorum. Bu evde diyelim 3 tane sandalye var. Arkadaşıma eve getiriyorum. Diyorum ki, sana bak bir şey söyleyeceğim ha, iyi bil. Ya bu odayı sen kullanacaksın ya, bu senin odan. Güzel. Sen de zannediyorsun ki hiç görünmeyen, bilinmeyen bir şeyden bahsedecek.
diyorsun, bu odada 3 tane sandalye var ha, dikkat et. Adamın yüzüne bakıyorsun, yani diyorsun, yani soru işareti. Soru işareti, yani ne demek istiyorsun? Ya kardeşim, ben sana hakikati söylüyorum. Nedir hakikat? 3 tane sandalye var. Ya ben görüyorum 3 tane olduğunu. Saymasını da bilirim. Belli de bununla ne demek istiyorsun diye bekler. Çünkü malumu ilam etmek aptalca bir davranıştır. İnsandan böyle bir aptallık beklenmez. Ya sen bununla ne demek istiyorsun beklenir. Yani bu eve, bu odaya 3 kişiden fazla girerse oturacak yeri yok. Dikkat et, eve 3 kişiden fazla misafir davet etme diyor. Ha diyorsun. Demek ki bu oda 3 kişiyi alabilir istiabı, kapasitesi ancak bu kadar demek istedin öyle mi diyor. Yoksa malum ilan bir de müşahet olursa, yani göz göre köre olursa abes olur. Risale-i Nur müellifinin başka yerlerde de Allah abes ile iştigal edecek bir yaratıcı değildir. Onun konuşmasında da abes olmaz. Yani zaten bilinen, zaten insana verdiği kabiliyetlerle, istidat ile bilebileceği bir şeyden bahsetmez abi. Niye? E zaten ben sana bu kapasiteyi verdim. Git çalış. Kullan kapasiteni. Bul çıkart. Bulup çıkaracaksın zaten. Ya o kabiliyette yarattım seni. Kainatı da bu özellikle yarattım. Bir de ayrıca benden aynı şeyi tekrar eden bir konuşma beklemen beni abes ile, boş iş ile uğraşan Allah yaparsın. Ki hemen Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime hemen aklıma geliverdi. Diyor ki: "Efehasibtum enma halaknakum abesen ve ennekum ileyna turcaun?" Yani hiç düşünüyor musunuz veya hiç hesap mı? Böyle mi telakki ediyorsunuz ki biz sizi abes yarattık? Fakat devamında ve ennekum ileyna turcaun. Biz mutlaka insanları sizi bize dönecek şekilde yarattık. Bu yani aynı zamanda doğrudur. Ebedi hayatta huzur-u ilahiye gideceğiz. O tamam, anlaşılan bir şey. Ama ben sizi bana döndürmeniz için, bana dönüp beni bulmanız için işlerinizi, tefekkürlerinizi, kavrayışlarınızı bana yöneltmeniz için, yani o şu kainattaki yaratılan veya Kur'an ile konuşmalarda bana gayba olan, mutlak aleme olan yolları, işaretleri, delilleri bulup oraya ulaşmak için, yani beni bulmak için, beni tanımak için donatarak yarattım. Yoksa sırf burada yesin, içsin, sonra da ölsün, herhangi bir koyun gibi, kuzu gibi veya keçi gibi, hayvan diyeceğim de hakaret diye algılanıyor. Yani herhangi bir canlı varlık gibi ölüp git, insan değilsin. Onun için Kur'an diyor ki, biz seni boş yere yaratmadık, hiç yani bir çeşit daha yaratık olsun diye seni insani özelliklerle donatmadık. Ya bu boş iş olurdu. Yani ben de keçi gibi yaşarsam burada, eşek demeyeceğim ama siz eşek de diyebilirsiniz. Keçi gibi yaşarsam burada tırmanır ne bulursam onu yer ondan sonra işte doğurur, çiftleşir doğurur ve ölürsem o zaman benim insan olmam abes olur. Keçi olsaydım derim. Ama bende insani özellikler keçiyle kıyas edilmez ki. Onun için ve ennekum ileyna turcaun, bu ayeti çalışın arkadaşlar, 33. surenin 110. ayet. Bu ayeti itikad edin. Bilmiyorum okuduğunuz kitapta böyle bir turcaunun anlayışı size verilecek mi de, işte problem o zaten. Verildiğini ben görmedim. Risale-i Nur'dan
çıkartıyoruz bunları. Onun usulünü uyguladığımız zaman biz demek ki Rabbi bulmak, tanımak, gaybı tanımak ve onu onaylamak üzere donatılmışız. Yoksa şu halimizle eğer Rabbi bulmazsak abes bir yaratık olurduk. Bana bu kabiliyetler boş yere, lüzumsuz yere verilmiş olurdu. Ya abes bu demek. Demek ki biz de burada malum ilan bahusus müşahet olursa, yani gözlemlenen bir şey olursa abestir. Yani gözlemlenen bir şey hakkında yaratıcımızın bize, bu evde 3 tane sandalye var. Kardeşim işte 3 tane diyorum, buna namazı mı var mı? 3 tane sandalye diyorum. Ne üzerine dişip duruyorsun, felsefe yapıp durma diyorlar. Sörtlü ama bu kurum azaldı gittikçe. Yani korkmayın, İslam'ın istikbali bu kurumun elinde olmayacak zaten. Ya bu o kurum ölüp gitmeye mahkum zaten. Kimse Kur'an'ı o şekilde okuyarak tatmin de olmaz. Ona Allah kelamı da demez. Bırakır gider, terk eder. Zaten bu grubun eline düşmüş olanlar birazcık insaniyetlerinin abes olmadığını düşünerek kullandıkları zaman terk ediyorlar, reddediyorlar. Onun için biz de böyle taklitle insanlara işte Allah öyle diyorsa öyledir, bunun tevhidi cihetine giden tefsirleri okumayın kardeşim, Risale'de bir sürü hikaye anlatılıyor dediği zaman Kur'an'ın temsillerinin anlaşılması için yardımcı olan o Kur'an'ın belagatını kapasitesince bize çözme çabasında bulunan o kitaptan mahrum olunca biz de kendimizi abes dünyanın içerisine kendi elimizle atıyoruz. Ama Allah bizi abes olsun diye yaratmadı ve Kur'an'da da abesle iştigal eden bir konuşma yapmaz şu kainatın yaratıcısı. Örnek yani delil, kainatta bir tek atom abes olarak var mı? Yani anlamsız, maksatsız, hedefsiz, hiçbir şey ifade etmiyor. Kendi içinde var ve ölüp gidiyor. Bir mana taşımıyor. Kur'an diyor ki hayır, her biri sana sonsuz alemden, gaybi alemden haber vermek üzere görevlendirilip sana vazife yapmak üzere geliyor. Onlardan faydalanman lazım. Onları bir kitap gibi okuman, bir aynada tecelli eden özellikleri, kendisinde tecelli eden özellikleri sana yansıtan bir araç olarak veya sana gönderilen bir sanki mesaj taşıyıcı, konuşmacı olarak sana söylüyor bir şeyler, dikkat et diye yaratan bir kainat yaratıcısı konuşmasında bana benim bilebileceğim bir şeyden bahsediyor. Efendim güneş deniz çamurun içine batmış. Ben de baktığım zaman yani benim bulunduğum yerde çamura batmıyor da binaların arkasına batıyor. Çünkü benim pencereden binaları görüyorum. Güneş battı dediğim zaman binaların arkasına batıyor. Bunu sen binanın arkasına güneş gömüldü. İşte oraya kadar git ne demek? Benim bulunduğum yer Manhattan'ın karşısı nedir? Yani işte güneşin şu Manhattan'ın arkasında battığı yer var ya, oraya kadar gittim demek. Yani Manhattan'a kadar gittim demek. O kadar komik ki böyle Kur'an okumaya, Kur'an okumak değil, adam romanı bile böyle okumaz. Bir şiiri kesinlikle böyle okumaz. Bu insaniyete hiç yakışan bir tavır değildir. Bu çok önemli bir unsur. Yani onu buna çok dikkat edeceğiz. Onun için Kur'an'da ya bu benim bildiğim Allah'a kazık, dağları kazık yaptım dedi değil mi? Örneklerini gördük. Kazık, böyle bir kazık gibi çaktık demek. Ne olmuş? Tamam, kazık gibi çakmış. Ben de derim vallahi iyi, çakmış, vallahi iyi. Bana ne diyor? Ne bileyim ben, dağlar kazık gibi çakmış. diyorum. Ne kadar anlamsız. Bak yeryüzünü düzelttik diyor. Düz yapmış. Hepine bakıyorum. Düz gibi görünüyor. Gittikçe dümdüz gidiyorum. İşte aşağıya düşmüyorum ki. Tamam, belli bir şey. Demek ki bu şekilde Kur'an anlamak, yani literal olarak Kur'an anlamak, Kur'an'ı cinayet etmek demektir. Kur'an okumak demek değildir. Demek şu cümleye geleceğiz şimdi. İçinde bir garabet, noktayı garabet lazımdır. Ta onu abesiyetten çıkarsın. Yani bir şey söylüyor olması lazım bununla. Bir gariplik var böyle, bana bildiğim bir şekilde odaya geldim. Bana diyor ki sana bu odayı veriyoruz ve bu odada 3 tane sandalye var kardeşim diyor. Ha,
dikkat et. Ben de bakıyorum. Üç, yani diyorum eğer abiyse abi, ablaysa abla veya kardeşse kardeş. Yani kardeşim, yani üç tane oldu belli de yani bir şey demek istiyorsun. Bir gariplik var bu cümlede. Onu bir açıklayıver bana. O da diyor ki ya bir sen varsın, iki tane de misafir getirebilirsin bu odaya. Daha fazlası değil, artık o kapasiteyi aşmış olur. Biz böyle bir mesela böyle bir şekildeki muameleyi istemiyoruz diyor adam. Mesela tipik bir, şimdi aklıma gelen saçma bir örnek. Yani tamamen saçma değil de. Yani bir örnek. Siz başka binlerce değişik örnek götürebilirsiniz. Demek ki zahirde müşahede gözlemlenebilen bir olayı benim gözlemlediğim şekilde ifade eden bir cümlenin mutlaka tevil edilmesi lazım. Hani o Kur'an-ı Kerim'de çok meşhur bir ayet var ya, efendim bu Kur'an-ı Kerim'in içerisinde müteşabihat vardır. Bazıları ise müteşabih değildir. Yani nedir? Doğrudan doğruya direkt ifadedir dedi. Şimdi o müteşabihlere takılanlar işte fesadı orada çıkartmaya çalıştıklarını, o teşbihleri ya inkar ederek ya da olmadık bir şekilde yorumlayarak. O müteşabih ayetler hiç olmadık bir şekilde, yani hiçbir belagat kuralına uymaksızın yorumlayarak insanları saptırırlar ya da kendilerini saptırırlar. Muhkemat ayetlerse sağlam. Şimdi muhkemat ayet hangisi? Biz belagatına dikkat edip tevilini yaptığımız ayetler, ki onlar tevil edilecek ayetler, tevil etmek suretiyle o cümlenin, yani bizim örneğimizde burada bu odada 3 tane sandalye var cümlesinin anlamsız, maksatsız, boş bir laf olmaktan çıkartıyoruz. Neyini anlamak suretiyle? Belagatının ifade ettiği manayı anlamak suretiyle. Yani bir mecaz ifade kullanıyor. 3 sandalye var demek, ancak 3 kişi bu odada kalabilir, misafir edilebilir demek. Veya bu odada 3 tane yatak var dedi. Adam geldiniz, bak dikkat et kardeşim, burası 3 yataklı bir odadır dedi. Ne demek? 3 kişi kalabilir demek. Diye hemen ne demek diye soruyoruz. 3 yataktan ne çıkarttık? 3 kişi kalabilir çıkarttık. Kur'an'da çok ayeti kerime bu hikmete binaendir. Evet. Şu son cümleyi de konuşalım, vaktimiz doldu. Maani-i ayat kinayetten sarahate çıkmış oluyor. Yani eğer biz şems istikrarla beraber tanzim-i maişetiniz için cereyan ediyor diye daha önceki bir önceki cümlede yeryüzünü sizin için beşik yaptık demek, sizi burada bir bebeği ağırlar gibi ağırlıyoruz demek. Bütün ihtiyaçlarınız siz gelmeden önce görüp gözetlendi, siz böyle bir muazzam, mükemmel sarayda bebek gibi karşılanıyorsunuz demek. Ne kadar güzel bir şey. Mehdi yaptık sizin için. Ya sizin için bu dünyayı gerçekten döşedik, feraşla hazırladık. Siz burada bir misafir, ama nasıl bir misafir? Çalışmak zorunda olan bir misafir değil. Bebek gibisiniz. Kaç kişiyi sizin emrinize verdik? Ne kadar mefruşat varsa hepsi senin hizmetine hazırlandı. Ormanlar senin için, hava senin için, atmosfer senin için, yer küre senin için, o efendim dağlar, ovalar, ırmaklar senin için, artık çiçekler, böcekler, kuşlar, hayvanlar, bulutlar, ne varsa hepsini sen misafir gibi muamele görmen için hazırladın. Yoksa hemen hemen dünyayı nasıl yaydı? Yok şöyle yaydı, böyle yaydı. Ya yayarken bazı yerlere de pürüzlü bıraktı, bazı yerlere uçurumlar koydu falan diye anlamaya. Ondan sonra ya pek dünyada öyle yayılmışa benzemiyor gibi. Veya aslında yuvarlak, neden onu düz mü zannettiler yoksa? Hadi satah yaptık diyor ya, satı arz, satahna diyor ya, sutuhat,
Satahna diye yanlış söyledim ayet-i kerimede. Sutihat. O satah edildi, yayıldı, düzlendi. Yani biz yaptık onu öyle, o düzlendi. Bizim tarafımızdan diyor yaratıcı. Bunu ben yaptım, kasıtlı yaptım. Bundan sana neler var dikkat et bakayım. Ben senin ihtiyaçlarını bilenim. Sen benim misafirimsin burada. Hiç korkma, beni tanı, bana tevekkül et, benimle beraber ol, işlerini, düşünceni, hedeflerini bana döndür. Bana bu çok önemliydi ayet-i kerimede. Diyor ya, okuduk ya, ve ennekum ileyna la turcaun, öyle mi zannediyorsunuz? Efe hasibtum ya. Yani öyle mi zannediyorsunuz, bize döndürülmeyeceksiniz? Yani beni bulmayacaksan, bana dönmeyeceksen, siz bana döndürülecek şekilde yaratılmışlığının, var edilmiş olduğunu anlayıp kabiliyetlerini bana dönmek için kullanmayacaksan, boş işle mi uğraştık zannediyorsunuz? Efendim sizi bir ağaç gibi, bir koyun gibi, bir keçi gibi yaratmadık da insan olarak yarattık. Bunun bir maksadı yok mu? Yiyeceğim, içeceğim, bir de hayvan gibi uçacağım, gezeceğim, eğleneceğim, bitti diyorsunuz. Bu kadar güzel bir ayet. Burada da aynı şekilde biz demek ki bu ayeti kelimelerle onun, yani yaratıcımızın bizim için neler yaptığını, bize kendisini nasıl tanıttığını anlamamız için tevil etmek zorundayız. Yoksa abes olur. Yaratıcıyı abesle iştigal eder demek, o boş işlerle uğraşan, işi gücü yok böyle, o yani havadan sudan işler yapan bir yaratıcı diyoruz ki kainatta böyle bir yaratık yok ki bunu yapan boş işlerle uğraşıyor diyelim. Yani başıboş bir yaratık yok ki onun yaratıcısı başıboş iş yapıyor olsun. Efendim. Evet. Evet, şurası son sözümüz olacak. Şu garabet noktaları belagat nükteleridir. İşte geldik, döndük. Altıncı meselenin devamı olan yedinci meseleye, sanki onun tamamlayıcısı. Nerede bir garabet göreceğiz? İşte o garabette belagat var demektir. Burada belagat var, belagat var. Dikkat et. Mecazsa mecazı, istiare ise istiaresin unsurlarını ara, bul ve kendine bir anlam çıkart buradan demek. Yoksa bilineni, malumu ilan hiç kimse kabul etmez. Yani bilinen bir şeyi tekrar söylüyorsun. Komik olur. Çok çok önemli bir Kur'an'a yaklaşım, Kur'an'ı anlama prensibi. Okuduk bugün, Allah razı olsun hepinizden. Yedinci meselenin özü bu, abes ile iştigal edenin bir konuşması değil, onun konuşmasında mutlaka bir garabet gördüğünüzde hemen belagat unsurlarına müracaat edeceksiniz. İşte o zaman size Kur'an inzal olur, işte o zaman bize Kur'an Allah kelamı olur. Yoksa ben Allah kelamı okuyorum diye Kur'an Allah kelamı olmaz benim için. Benim için. Hakikaten öyledir. Efendim ben burada susuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin rıdaen lillahil fatiha. Allahümme sallam. Arkadaşlar ayrılmayın. Kaydı. Durdurduktan sonra size tekrar, sonra da gelen arkadaşlara önceden söyledim ama haberim var. Onu söyleyeceğim. Ayrılmayın, ben kaydı durdurup konuşacağım, söyleyeceğim, çok basit bir şey ama yani kayda gerek yok.